Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Bugün 19 Mayıs, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Emperyalizme karşı direnme, emperyalizmi mağlup etme, ülkeyi bağımsızlaştırma, bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti yaratma konusunda başlangıcı ifade eden bir tarihtir 19 Mayıs. Teknik direktör Adnan Dinçer çok daha fazlasını söyleyecek sizlere bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgürcüğüm, kolay gelsin, iyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar hocam, bayramınız kutlu olsun. Teşekkür ederim. Hocam öncelikli olarak 19 Mayıs ile ilgili düşüncelerinizi alarak başlayalım söyleşimize. Şimdi 19 Mayıs isim üzerinde Gençlik ve Spor Bayramı. Ben kendi gençliğim, yani ben kendimi genç kabul ediyorum 81 yaşında. Kendi gençliğim, bugüne kadar öğretmen olarak, hoca olarak, öğrenci olarak geçirdiğim yılları geriye doğru saydığımda bu kadar sönük bir 19 Mayıs yaşamadığımızı söylemek istiyorum. Üzülerek söylüyorum onu, çok üzülerek. Yani televizyon ve telefonlar maalesef icat edildiğinden beri Türkiye'de insanımızdaki yapısal olarak bazı önemli değişimler oldu. Yani bir mesaj çekmek değil, kendisini bayramı kutladığı gibi kabul eden bir yapıya dönüştük. Tabii bu da var, bunun da etkileri var, bunları da konuşmak lazım. Teknolojinin gelişmesi insanı ikinci plan etti ama Türkiye farklı bir ülke. Bugün Türkiye'deki Türk insanı şunu düşünmeli. Ya geçmişte ne oldu? 19 Mayıs nedir? Nasıl olmuş da bu adamlar bu savaşı kazanmışlar? Nasıl olmuş da o devirde teslim olmuş, silahlarını teslim etmiş, askerini dağıtmış bir ülke tekrar hürriyetini ele geçirmiş? O zaman daha ciddi biçimde olayı değerlendirmiş olurlar. Yani yoktan var edilen bir olayın gelişmesi için üniformasını da çıkaran, istifa eden bir Atatürk'ün 19 Mayıs'ta tam sünaya basıp oradan işte havzadan ta Sivas'a kadar uzanan çalışmalar yapıp orada toplumu harekete geçirip ordu kurması, silahlanması, savaşması, savaşı kazanması ve yedi güvel dediğimiz o çevre emperyalistlerinin çevre diyorum ben onlara, kuşatılmış, hala devam ediyor kuşatma ülkemiz için. Onları mağlup etmesi çok önemli bir olay. Ve mazlum, geri kalmış ülkeler, mağdur ülkeler Atatürk'e örnek aldılar hep. Yani onlar da Atatürk'ten sonra İstiklal Savaşı'na girmeye çalıştılar, kimileri kazandı, kimileri kazanmadı. Ama biz hala olayın farkında değiliz. Ben öyle isterdim ki bugün 19 Mayıs'ta bütün bunun siyasetle ilgisi yok. Atatürkçülüğü konuşmak siyaset olamaz. 19 Mayıs'ı konuşmak siyaset olamaz. Asla böyle düşünmediğim için hiçbir partiye mal etmiyorum. Hiçbir parti beni interese etmiyor. Sadece Türk insanının, Türk gencinin bize emanet edilen bir olaya sahip çıkmak için 19 Mayıs bayramlarını iyi kutlamaları gerekiyordu. Okullarda biz geçmişte çok ciddi çalışmalar yapılırdı. İnönü Stadı, Ankara'da 19 Mayıs Stadı, İzmir'de Alsancak Stadı bir bayram yeri gibi sivil asker gösteriler yapılırdı. Stadyuma girmek için çok insan talep ettiği için girmeyi giremeyecek diye 17 Mayıs'ta İstanbul'da bir daha tekrar edilirdi bu gösteriler. Yani bütün bunları yok ettik, unuttuk. Bugünkü gençlik bundan haberi bile yok. Telefonda 19 Mayıs kutlu olsun diyerek mesaj atarak bu iş bitmez. Yani bugün Türkiye bana göre yeni bir kurtuluş savaşı içinde. Emperyalistler yakamızı bırakmadılar. Dünyada bir tek mücadeleyi kazanan bu ülkeye yıllardır koydukları engellerin mücadelesini verir. Her iktidar verdi bu mücadeleyi ama kimi gücünce verdi, kimi gücünü kullandı, kimi kullanamadı, kimi yani çeşitli varyasyonlarla yıpratıldı. Türkiye'de Atatürk'ün istediği demokrasi gelmiş olamadı bir türlü. Ben bu demokrasiyi getirecek olan 19 Mayıs, 1919 Mayıs bayramının bütün ulusumuzca, bütün milletimizce, bütün gençliğimizde, Gençlik ve Spor Bayramı, spor, ben sporun içindeki bir adamım. Ben kendim özel olarak çok ciddi kutlamalar yapıyordum. Ama evet, gençlerimi yetiştirdiğim gençler hala havayı, ruhu taşıyorlar. Ama hepsi dağılmış vaziyetteler. Ve tek başına insanların yapacağı bir iş değil bu. Ama o tek başına yola çıkan Atatürk'ün Samsun gemisiyle kıyıdan pusulası bozuk olan bir gemide giderek ta Samsun'a inip orada
19 Mayıs 1919'da 1. Lig'de ilk çalıştırdığım kulüp Samsun Spor'du. Bizi takımdan sonra oraya geçtim. Ve kutlamalarla onun heykelinin altında yaptığım merasimleri anlatıyorum. Ben heyecan getirmiştim şehre. Yani o zaman iyi vali, iyi vali, kötü vali anlamına söylemedik. Beni destekleyen vali vardı. Garnizon komutanları vardı. Asker sivil ayrımı yapmadan güzel kutlanıyordu. Şimdi böyle bir şey görmüyoruz. Yani 23 Nisan, 19 Mayıs bunlar Türk ulusu için çok önemli bayramlardır. Bu bayramları kutlayan bir memleket Cumhuriyet Bayramı'nı da kutlar 29 Ekim'de. Ondan sonra da Müslüman'ın o kutsal günlerini daha rahat Ramazan'da kutlar, güzel günlerini, Kadir gecelerini kutlar. Yani özgürlüğü olmayan bir ülke bunları kutlayamaz. Onun için ben çok önem veriyorum bu bayrama. Sayın Adnan Dinçer fikirlerini sizlerle paylaştı. Hocam tabii demokrasiden bahsettiniz. Gerçek bir demokrasiyi yaşayabilmek için tam bağımsız olmak lazım. Evet, tam bağımsızlık ülküsüyle yola çıkmıştı Atatürk 19 Mayıs'ta. Hala aynı süreci yaşadığımızı, tam bağımsızlık konusunda sorunlar yaşadığımızı görüyoruz. O bakımdan demokrasiyle tam bağımsızlık kavramını birlikte düşünmenin ben çok daha meseleyi anlamak açısından faydalı olduğu kanaatindeyim. Şimdi dünya bölündü zaten. Dünya bu paranın bir endüstriyel hale dönüşmesi, kazancın endüstriyel bir donanım haline gelmesinden ötürü dünya farklı mücadeleler içinde. Yani tam bağımsız olamıyorsunuz. Çünkü işin ucunda gücünüz olacak. Parasal gücünüz yoksa hiçbir şey yapamazsınız. Türkiye biraz tam gücünüz... bağımsız olma potansiyeline sahip bir ülke. Hocam siz çok daha iyi biliyorsunuz, o bakımdan söyledim. Yani Türkiye tarımsal ürün bakımından, yeraltı kaynakları bakımından, askeri güç bakımından, değil mi, gümrük duvarlarını koruduğu vakit, ekonomik ilişkiler bakımından, Atatürk'ün ortaya koyduğu son derece isabetli dış politika, bölge merkezli dış politikaya sahip olması itibariyle bence tam bağımsız olma potansiyeli çok yüksek olan bir ülke. Evet öyle de, ama bunu kullanmıyoruz. İyi, evet. Kullanamıyoruz. Gücümüzü koymuyoruz ortaya. Yani bence günlük yaşıyoruz gibi geliyor bana. Bu günlük yaşamadan vazgeçip geleceğimizi, çocuklarımızı, torunlarımızı düşünmek zorundayız. Onlara aşılayacağımız bazı şeyler olması lazım. Biz 19 Mayıs gençtik. Biz de öyle yetiştik. Bize kızmasınlar. Bize kızanlar var. Ben görüyorum etrafımda. Yani bu mücadeleye girdiğiniz zaman veya heyecan duyduğunuz zaman rahatsız olanlar var. Yani onlar yaşamıyor bunu. Yaşatmak lazım. Bunu taşımadığımız için bu merasimler çok önemliydi. Bu merasimleri daha canlı yapmam gerekiyor. Yani bugün senden bile yaptığım programda daha heyecan duyarak konuşmak lazım. Yani herkesin 19 Mayıs 1919'un ne olduğunu anlaması, bilmesi ve oraya ayak basan, Samsun'a ayak basarak oradan Anadolu'ya ta İstiklal Savaşı'na gelen, Kurtuluş Savaşı'nı yaptığımız güne giden bir adım atıldığını bilmesi lazım. Sayın Adnan Dinçer'le sohbetimiz devam ediyor. Hocam futbola geçelim mi? Geçelim. Peki bir kez daha 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımızı kutluyorum sizin nezdinizde hocam. Bir kez daha size teşekkür ederim. Ayrıca bu konuyla ilgili bütün ülkenin bayramını kutluyorum. Cumhuriyeti kuranlara ve iç üzerinde yaşayan 100 milyona yakın bir nüfustaki insanlara, nüfus yokluğu çok önemli, düşünce çokluğu önemli. Hepsine kutlu olsun. Bir de hocam ulusal bayramlar, yani 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs ulusal bayramlarda ben çok fazla eskisi gibi alanlarda olmasak bile insanların bunu sahiplendiğini, çok fazla özdeşlik kurduğunu, ulusal bayramlara sahip çıkma duygusunun yükseldiğini hissediyorum. Bilmiyorum, aynı kanaatte misiniz? Vallahi ben aynı kanaatteyim. Keşke herkes senin gibi olsa. Ben bunu televizyonlarda da görmek istiyorum. Gazetelerde görmek istiyorum. Yani kavga yapılabilir, demokratik kavgalar olabilir, geçimsizlikler olabilir, zıt fikirler olabilir, ama mühim olan insanların doğru düşünmesi. Doğru bir tane, iki tane doğru olmaz. Evet. Bu çok önemli. Hayatta her olayda A noktası ile B noktası arasında en kısa yol doğru bir çizimdir. Çek tek çizgidir. Doğru bir tane olduğuna göre doğruyu bulmamızı bulmamız lazım. Peki. Sayın Adnan Dinçer'le sohbetimiz devam ediyor. Dün akşama gideceğiz. Dün akşam Fenerbahçe Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti hocam. Nasıl gördünüz karşılaşmayı? Şimdi ben evvela Jesus'u hatalarını anladığını hissediyorum. Geriye dönüş gördüm Jesus'ta. Biliyorsun eleştiririm kendisini geldiği günden beri. Yabancı oyunculardan daha çok genç oyunculara, kalede özellikle İrfan Can'dan başlayan, Arda'da devam eden, İsmail'de devam eden iddialarından, stoperdeki genç arkadaşımızın
Yani gençleşen bir kadronun daha aktif olduğunu, daha iyi işler yaptığını, daha çok gol pozisyonuna girdiğini gör. Doğru olan budur. Yani Fenerbahçe de yenilebilir, her Trabzon da yenilebilir, her takım yenilebilir. Ama buradan çıkaracağımız sonuç futbolun gelişmesi anlamında olmalıdır. Bizim gençlerimiz bizim futbolumuzu geliştirecek. Onların yarını önemli. Ben yaşlı başlı dışarıdan gelip endüstriyel diye ekonomik anlamda para yağdırdığımız bir toplumu ve o toplumu mutlu etmeyen sonuçları ortaya koyan futbol takımından bahsettim. Kendi çocuklarımız mücadele ederek çağdaş futbol oynama mücadelesine eğitimine girmesini kabul ediyorum. Bizim çocuklarımızda var bunlar. Var, yetişen çocukları harcamayalım lütfen. Bakın bir önemli şey hatırlatacağım. Biliyorsun Türkiye'de oynanacak Avrupa Şampiyonlar Ligi finali. Hı hı. Yani en büyük kupayı alacaklar. İki takımda da iki tane Türk kaptan olarak sahaya çıkacak. Biri biliyorsun İlkay Gündoğan Manchester City'de, diğeri de Hakan Çalhanoğlu Inter'de olacak. Evet. Yani niye bu çocuklar dışarıda çıkıyor, el sıkışıyorlar ya da onların kaptanları oluyorlar? Jest olabilir bu. Hayır. Manchester City'deki şey jesti, çıkıyor adam ve harbiden top oynuyor. Hakan öyle. Yani bu iki tane insanın finale kalması bence iki insandan bahsediyor. Türklere bir şansın verilmesi tesadüf değil. Yani bizim çocuklarımız dışarıda kendilerini kabul ettiriyorlarsa burada ayrı ayrı kabul ettirir. Ben mesleğimi olduğu için söylüyorum. Bizi ciddiye almayan bir düşünce salanlar eğitimin ön planda olmadığını, futbolda torpilin ya da adam kayırmanın ön plana geçmediği, paranın ikinci planda olduğunu, başarının ön planda olduğu, forma aşkının, amatör ruhun önde olduğu bir düzen istiyorum. Evet. Son derece önemli. Maçı nasıl teknik anlamda yorumlayacaksınız hocam? Trabzonspor beklentinin çok altında anlamda kaldı Fenerbahçe, galiba. Fenerbahçe daha kolay gol pozisyonuna girdi. Daha net girdi. Trabzonspor da hareketli bir takım ama o da bir değişik kadroyla oynadı bir ölçüde. Fakat Trabzonspor şampiyon olduktan sonra büyük bir boşalım gevşemeye dönüştü gibi geliyor bana. Yani eski Trabzonspor'u izleyemiyoruz Abdullah abi. Benim de. O zaman şampiyonluk mücadelesi veriyorlardı. Şimdi adeta yani sonuca pek önem vermedikleri, Fenerbahçe Trabzonspor ezeli rekabetini ortaya koyamadıklarını söyleyebilirim. Fenerbahçe açısından önemliydi. Çünkü rakibi Galatasaray'dan gerideydi. İddiasını devam ettiriyor. Bu bakımdan Fenerbahçe dün akşam benim için önemli bir maç kazandı. Kendilerini kutluyorum. Trabzonspor'a da siz bu değilsiniz, daha iyi oynayabilirsiniz, daha iyi şeyler yapabilirsiniz demek istiyorum. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi bayramlar. İyi bayramlar. Teknik Direktör Adnan Dinçer 19 Mayıs'ta yaptığımız bu özel programda ilk konuğumuzdu. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Değerli dinleyiciler, Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi ilk imzayı Cenk Tosun atacak. Siyah beyazlarla bir yıl daha sözleşmesi bulunan Cenk'le 3 yıllık yeni sözleşme yapılıyor. 31 yaşında biliyorsunuz oyuncu. Bir yıl opsiyonlu 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atacak. Bu sezon 31 maçta 16 gol attı Cenk. 4 tane gol pasıyla oynuyor. Gelecek sezonu kapsayan bir yıllık opsiyonu geçerli hale geldi. Milli futbolcu ile yeni sözleşme imzalamak isteyen siyah beyazlar 3 yıllık kontrat için anlaşmaya vardı. 2014-2015 sezonu öncesi Gaziantep Spor'dan Beşiktaş'a transfer olan Cenk, 2018 Ocak ayında yaklaşık 25 milyon euro karşılığında Everton'a transfer olmuştu. 2020-2021 sezonun ikinci yarısında kiralık olarak siyah beyazlı takımda forma giyen golcü oyuncu bu sezon başında yeniden Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah beyazlı takımla 177 maça çıkan Cenk Tosun 83 gol attı toplamda, 18 tane gol pası verdi. Beşiktaş'ta 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 31 yaşındaki forvet bir kez de Türkiye Kupası kazandı. Değerli dinleyiciler, programımızın bu aşamasında Fenerbahçe bölümümüze geçiyoruz ve sizleri dün geceye götürüyoruz. Bakalım maçtan sonra Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ne söylemiş? Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Kaliteli bir oyunla güzel bir galibiyet elde ettik. Güçlü bir takıma, değeri olan bir takıma karşı oynadık. Son şampiyona karşı oynadık. İlk 30-35 dakika kaliteli bir oyun sergiledik. Hem defansif hem ofansif anlamda. Neredeyse Trabzonspor'u defansif bölgesinden hiç çıkartmadık. Golü de bulduk. Diğer attığımız iki golde oyun kalitemizi gösteriyordu. Özellikle 3. atmış olduğumuz gol ancak büyük takımların, iyi takımların atabileceği bir
goldür. Takımın kolektif çalışması sonrasında gelen bir goldü. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Biz bu savaşta sonuna kadar devam edeceğiz. Matematiksel olarak şansımız olduğu müddetçe inanmaya devam ediyoruz. Çünkü biz kalitesine inanan bir takımız. Bugün de Trabzonspor'a karşı psikolojik olarak, duygusal olarak ve özgüven olarak ne durumdan olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum. Kaliteli bir oyun sergiledik. A minha experiência como treinador assim o diz. Bir yüzde vermem mümkün olmaz ama şunu söyleyebilirim ki her şey mümkün. Bizim iki rakibimizin üç maçı var ve bu süreçte her şeyin olabileceğini düşünüyorum. Uzun yıllardır teknik direktörlük yaparak, tecrübeme dayanarak bunu söylüyorum. Çünkü kariyerimde üç hafta kala geriden gelip şampiyon olduğum da oldu ama tam tersi olduğu da oldu. Şampiyonu kaybettiğim de oldu. Dolayısıyla matematiksel olarak her şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum. Bugün oyuncuların oyununa baktığınız zaman hala şansımızın olduğuna inandığımızı görebilirsiniz. Arda konusu özel bir durum değil. Herhangi bir tartışma veya yanlış anlaşılma değildi. Ben sadece onu taktik ve teknik konularda bir uyarı yapıyordum. Tabii ki maçın yoğun duygularını yaşarken yanlış anlaşılabiliyor dışarıdan görenler için ama o bunun böyle olmadığını biliyor. Hatta kendisi bana sakin olmam gerektiğini söyledi. Ama aramızda özel bir durum olmadı. Maçtan sonra veya yarın konuşmamı gerektirecek bir durum olmadı. Belirtmiş olduğum gibi normal bir hocanın oyuncusuna yapmış olduğu bir uyarıydı. Arda genç bir oyuncu kariyerinin başında ama bugün oynamış olduğu oyun belki de en iyi oyunlarından bir tanesiydi. E portanto isso é uma situação que eu não estou muito preocupado, felizmente. Trabalho não vai faltar. E portanto, şu an henüz hiçbir karar vermedim. Şu anda kafamdaki tek düşünce Fenerbahçe'nin içinde olmuş olduğu iki yarış. Kupada finale çıkma ihtimalimiz var ki bizim için önemli. Finale çıkmak bir kupa kazanabilmek demek. Aynı zamanda lig yarışında da belirtmiş olduğum gibi kendi şansımızın olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla benim şu anda kafamdaki konu benim geleceğim değil, takımın içinde olmuş olduğu durum. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Başkanımızla daha önce kontrat yenileme konusunu konuşmuştuk. Ama bu konuda o da sakin, ben de sakinim. Bakacağız ne olacağına. Şu anda önemli olan ben değilim, benim geleceğim değil. Şu anda önemli olan takımın içinde bulunmuş olduğu iki yarış. Ben buraya gelirken taraftarlarımızın beni çok istediğini hissettiğim için gelmiştim. Başkanımızla görüşmelerimizde beni çok istediğini hissettiğim için buraya gelmek istemiştim. Taraftarlarımız da Instagram'da binlerce mesaj atmıştı. Onlar da buraya gelmemde önemli sebeplerden biriydi. Bu konular zamanla sakin bir şekilde çözülür. Şu anda bizim için en önemli son maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapıp iki kupadaki şansımızı sonuna kadar kovalamak, ondan sonrasına bakarız zaten. Aziz hafta içerisinde iki tane antrenmana çıkmamıştı ama bugün kadroda olmamasının sebebi bu değil. Her maçta 21 kişi seçmemiz gerekiyor. Benim için kadrodaki her oyuncu önemli. Aziz de çok önemli. Tıpkı onun gibi onun pozisyonda oynayan Gustavo, Atilla, Samet de önemli. Genellikle şöyle yapıyorum. İki stoper oyunda oluyor. Kulübede de bir stoperimiz oluyor. Bu şekilde bugün seçimimi yaptım. Bugün Gustavo kulübedeydi ama her maçta bir seçim yapmam gerekiyor. Dolayısıyla sürpriz olan bir durum değil. Ben buraya İki kupa hedefiyle geldim. Zaten sezon başında yarıştığımız iki kulvar oluyor Türkiye içerisinde. Lig ve kupa. Kupayı kazanırsak sevinirim ama tek başına kupayı kazanmak beni tatmin etmez. Ki zaten hala finale çıkmadık. Henüz finale çıkmadık. Bizim için önemli iki kupada, iki turnuvada. Eğer ikide bir yaparsak buna iyi de diyemem, kötü de diyemem. Ama biz ikisini de almak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sivasspor için de önemli bir maç olacak. Yarı final maçı onlar için. Sezonun maçı olacak. Çünkü finale çıkıp bir kupa alma ihtimalleri var onların da tıpkı bizim gibi ama belirtmiş olduğum gibi tek bir kupa almak beni çok da memnun etmez. Çünkü ben daha önce çalıştığım kulüplerde özellikle kendi ülkemde 4 kulvar var ve hepsini kazandığım dönemler oldu. Tabii ki kaybettiğim dönemler de oldu. Sivas'ın da şu anda finale çıkma durumu var. Dolayısıyla henüz finale çıkmadan bunu konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Jorge Jesus bunları söylüyor Fenerbahçe adına. Bakalım Trabzonspor adına teknik direktör Hüseyin Tok dün akşamki maç için nasıl bir değerlendirme yapacak? Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun hocam. İyisiniz umarım. Teşekkür ederim. İyiyiz. Özgürcüğüm. Nasıl gördünüz hocam oyuncu tercihini, Bielisa'nın Trabzonspor'da sahaya çıkan oyuncuların performansını? Çok fazla belki ilk yarıda topu kullanan taraf olarak gözüktü. Pas trafiğini sağladı Trabzonspor. Pozisyon da buldu. Çok net pozisyonlar buldu ama öyle anlarda top kayıpları yaşandı ki bireysel beceri noksanlığından dolayı Trabzonspor bir türlü ilerleyemedi. Ne dersiniz hocam? Yani Trabzonspor sahaya çıktığı zaman baktığımız zaman diziliş şeklinde baktığımız zaman
Bielisi hocanın Fenerbahçe'den çok çekindiğini, sağ beki, sol beki Fenerbahçe'nin ataklarını önlemek için değişik bir sistem oynattı. Sağ bek olan Larsen'i sol bek oynattı. Sol bek olan Eren'i stopere çekerek üçlü stoper yaptı. Visca'yı da sağdan geri çekerek bir beşli savunma gibi yaptı. İlk yarım saat hiç Trabzonspor iki pas daha yapamadı. Hep mahkum oynadı. Fenerbahçe atakları devamlı geldi. Burada Fenerbahçe golü buldu ve oyun üstünlüğü de bu dönemde de oyun üstünlüğü Fenerbahçe'deydi. Daha sonra Trabzonspor'un yani tek tük ataklarında bile çok net pozisyonlar bulmasına rağmen önde vuruşlarda, son vuruşlardaki beceriksizlikten dolayı golleri bulamadı. Şunu söylemek lazım. Trabzonspor hadi sezon başından beri kötü bir performans gösteriyor ve hep bütün iddialı olduğu kulvardan birer iddialarını kaybederek bir yani hedefsiz bir takım haline geldi. Zaten yapılan transferlerde yani geçen yılın şampiyonu 14 transfer yapıyor. Bunlar hiçbiri çıkmıyor. Enkaz çıkıyor ve bu büyük bir hata zinciri hem ekonomik olarak hem sağ sonuçlar olarak bir yıkım yiyor. Belki bu kurulundan beri bu kadar mağlup olan bir takım olmamıştı. Yani bu sene Trabzonspor çok mağlubiyetler aldı. Bilhassa deplasmanda hiç başarısı yok. O açıdan da futbolcular da yani kendilerini bıraktılar. Yani zaten yetenekte sıkıntı olan bir futbolcular. Onlar da bir an önce ligler bitse de yaz tatiline çıksak havalarında maalesef Trabzonspor'un hiç bir zaman alışık olmadığımız hep hedefe oynayan bir takım hüviyetinden çok uzakta olduğu için taraftar da bu yıl boşa geçen bir yıl olarak bay geçilen bir yıl olarak bunu kabul ettiler. Ama bu Trabzonspor'a tabii ekonomik olarak da pahalıya patlayacak. Gelecek seneler yine yapılanma bu hoca tabii bu hocanın bir kabahati yok. Gelecek sene muhakkak futbolcuların alınması lazım. Eldeki futbolcuların bırakılması lazım. Bunlar nasıl bırakılacak? Geleceklere maddi yönden zaten sıkıntısı olan Trabzonspor nasıl bir yol izleyecek? Hep beraber göreceğiz. Ama işinin çok zor olduğu ve yönetimin yükünün de çok ağır olduğu, omuzlarında yükünün çok ağır olduğunu söyleyebilirim. Allah kolaylık versin diliyorum. Hocam hemen hemen her mevkiye oyuncu transferi gerekiyor mu Trabzonspor'da? Ne dersiniz? Yani yani öyle bir şey ki ama bunları bilinçli yapmak lazım. Muhakkak her mevkide olmaz ama yani 5-6 mevkide direkt oyuncuya ihtiyaç var. Bazı oyuncular mesela Gomez kalitesinde kumaşı iyi ama o da iddia olmayınca kendini sakatlamak ve saklanma pozisyonunda. Yoksa kalitesi iyi bir futbolcu. Yani orada ondan o da verimli olamıyor. Tam takım halinde yılgınlık var, bitkinlik var, hedefsizlik var. Bu da takıma sirayet ediyor. Yani hemen hemen 5 tane direkt oyuncuyu bitiren şart da ondan sonrası da ekonomik duruma bağlı. Yani bence şu performansla çok yeri futbolcu lazım ama her sene 12-13 tane futbolcu alınır mı? Yani buna kim dayanabilir? Yani hiçbir kulüp bu işe dayanamaz. Çok iyi, geçen senenin yani çok bir şans vardı. Abdullah Hoca'nın elinde de çok güçlü bir eli vardı. Yani sezon içinde geçen sene şampiyon olacağı belliydi. 4-5 yerde mevkide sıkıntı vardı. Buralara nokta transferi yapsa hiç 15 tane futbolcu, 14 tane futbolcuya gerek yoktu. Bu futbolcuları da izleyerek alınsaydı yani çok daha iyi olurdu. Trabzonspor'un zirve mücadelesi yıllara, bir yılda değil de 3-4 yıla yayılabilirdi. Ama maalesef bir yıl sonra zirveden yani şu anda futbol olarak da dibe vurmuş vaziyetteyiz. İkinci yarıda alınan puanlara bakılsa yani küme hattında bile ilk yarıda alınan puanlarla bir 48 puanda kaldı Trabzonspor. Yoksa ikinci yarıdaki alınan puanlarla zannederim ki yani bakmadım ama istatistik olarak da çok geride yani kümeye giden takımlarla aynı puanları almıştır diye düşünüyorum yani. Evet, kümeye giden takımlarla. İkinci yarıda öyle hocam. Ligin ikinci bölümünde öyle, doğru söylüyorsun. İkinci yarıda öyle yani. Bu affedilebilir bir durum değil yani. Çok yani Trabzonspor'a çok yazık oldu diyebilirim. Sayın Hüseyin Tok, tespitlerini sizlerle paylaştı. Trabzonspor'un efsanesi Trabzonspor bölümümüzde konuğumuzdu. Çok teşekkür ederim katıldığınız için hocam. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi günler. Futbol. Dünyadan futbol.
Değerli dinleyiciler, Avrupa Ligi'nde ve UEFA Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu. Dün Sanchez-Pizjuan'da, yani Sevilla'nın ev sahipliğinde yapılan maçta, normal süresi 1-1 biten maçta uzatmalarda ev sahibi takım Sevilla 2-1 kazandı Juventus karşısında ve finalde Roma'nın rakibi oldu. Roma'da Bayer Leverkusen'i, Alman takımını eleme başarısı elde etmişti. Ve UEFA Konferans Ligi'nde finalistlerden bir tanesi yine İtalyan Fiorentina finali çıktı. UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Basel'i 3-1 yenen Fiorentina finalde West Ham United'la eşleşti. Böylece Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde ve UEFA Konferans Ligi'nde her bir yarışma grubunda finalde bir İtalyan oldu. Biliyorsun Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Inter karşı karşıya gelecek. Roma ile Sevilla UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelirken Fiorentina ile West Ham United da UEFA Konferans Ligi'nde finalde karşı karşıya gelecek. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Galatasaray bölümümüzdeyiz. Galatasaray'da futbol şubesinin Florya'dan taşınacağı Kemerburgaz'daki tesislerin temeli atıldı. Törene Sarı Kırmızı Camia'nın önde gelen isimleri katıldı. Değerli dinleyiciler, Galatasaray Spor Kulübü Kemerburgaz Metin Oktay tesisleri olacak tesisin ismi. Temel atma töreni 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Başkan Dursun Özbek, kulübün eski başkanları, yönetim kurulu üyeleri, sporcular ve camianın önde gelen isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Birazdan ayrıntıları aktaracağız. Bu törende Fatih Terim de yer aldı. Açıklamaları var. Yine Başkan Dursun Özbey'in de açıklamalarını yayınlayacağız. Programımızda Galatasaray bölümümüzde konuğumuz sevgili Onur Özkan, Takvim Gazetesi'nin haber müdürü bizimle birlikte. Onur, hoş geldin yayınımıza, merhaba. Hoş bulduk Özgür, nasılsın? Kolay gelsin diyorum. Çok teşekkür ederim, sen de iyisin umarım. Koşturmacı Özgür yoğun biliyorsun. Maç takvimi oldukça sıkışık artık. Bir yandan transfer çalışmaları da başladı. Yoğun bir şekilde devam ediyoruz biz de. Galatasaray yarınki maça hazırlanıyor. Ne dersin? 11'de değişiklikler olacak mı sence? Yok. 11'de herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Sadece Sasha Boy geri dönüyor. Cezası bitti biliyorsun. Kaç cezalısıydı. Sasha Boy'un geri dönüşü söz konusu. Onun dışında herhangi bir değişim beklemiyoruz. Yani evet, Oliveira'da, Mertens'te ciddi bir fiziksel düşüş, form düşüklüğü var ama şu an Okan Hoca bu iki oyuncudan da vazgeçmeyi düşünmüyor. Yarın hem Mertens hem Oliveira ilk 11'e başlayacak. Bugün sosyal medyada Firmino ismi hashtagler arasında birinci sıradaydı. Sevgili Onur, Firmino dün Liverpool açıkladı. Yeni sezonunda artık Liverpool'da olmayacak. Sözleşmesi yenilenmeyecek. Ki orada başka bir oyuncunun da Firmino'nun dışındaki oyuncuları, Nabil Keita örneğin Galatasaray'ın gündemine geldiğinden bahsedilen Nabil Keita'nın da sözleşmesinin yenilenmeyeceğinden bahsedildi. Ne dersin, bu iki oyuncunun Galatasaray'a transfer olasılığı artık daha güçlü mü, ya da işte bu açıklama Galatasaray'ın var olan çalışmasını daha da yoğun hale getirecek mi? Ya Firmino, evet, biz yaklaşık 2-3 aydır Galatasaray'ın gündeminde, Galatasaray'la ismi geçen bir oyuncu. Erden Timur'un bu konuda çalışmaları oldu. Menajeriyle bir görüşme yaptı. Firmino'nun şartları soruldu. Ancak ben zor görüyorum bu transferi. Çünkü oyuncunun çok fazla sayıda talibi var. Avrupa'nın 5 büyük liginde. Ciddi rakamlar konuşuluyor. İmza parası olsun, maaş olsun. Hani Galatasaray'ın şu anda ödeyebileceği rakamlar değil bunlar. Ve Firmino'nun da 30 yaşında Türkiye'ye gelebileceğini pek ihtimal vermiyorum açıkçası. Çünkü oyuncunun gerçekten ciddi talipleri var. Ama Galatasaray'ın ilgisi olduğu bir gerçek. Galatasaray bu konuyu zorluyor. Zorlayacaktır da, ama hani ben düşük görüyorum Firmino ihtimali. Ama tabii yine de Galatasaray yönetiminin bu sezon başardıklarını düşünürsek bir açık kapı bırakmak gerekiyor tabii ki her zaman. Peki. Nabil Keita menajerlerin önerdiği bir isim miydi? Yok, menajeri önermedi. Nabil Keita da Galatasaray'ın ilgilendiği bir oyuncu. Yani sözleşmesi biten oyuncular dolayısıyla kulüplerimizin daha çok ilgisini çekiyor. Bir bonservis bedeli olmadığı için. Nabil Keita da Galatasaray'ın ilgilendiği bir oyuncu. Evet. Mesela Keita konusunda daha hani olumlu konuşabiliriz. Hani o transferin gerçekleşme ihtimali var. O da zor bir transfer tabii ki ama hani Firmino kadar zor diyemiyorum ona. Keita konusunda Galatasaray oyuncunun şartlarını öğrendi. Henüz bir teklif yapılmadı. Önümüzdeki günlerde bir teklif yapılmasını bekliyoruz. Galatasaray menajeriyle bir temas sağladı. Keita'nın da özellikle Almanya'dan, Bundesliga'dan talipleri olduğunu duydum. İngiltere'den yine birkaç grubun ilgisi var ama hani Keita işi sanki daha olma ihtimali varmış gibi duruyor. Galatasaray'ın son derece ihtiyacı olan bir profil. 8 numara pozisyonunda oyunun iki yönünde oynayabilen, topla birlikte mesafe kat edebilen bir oyuncu Nabil Keita.
Yani Galatasaray'ın tam ihtiyacı olan 8 numara profili. Hı hı. Olursa eğer çok büyük bir transfer hamlesi olur. Galatasaray bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Evet. Sevgili Onur bu bilgileri aktardı. Bu arada Baki Mercimek'le konuştum. Beşiktaş'ın eski oyuncusu. Futbolu bıraktıktan sonra bir süre sportif direktörlük yaptı Gençler Birliği'nde. Şimdi futbolcu temsilciliği yapıyor. Hollandalı futbolcu Branko van den Boomen'ın menajeriyle görüşmüş. Sanırım menajerine bir teklif getirmiş oyuncu için. Toulouse'da sözleşmesi bitiyor ve Galatasaray'ın gündemine geldi. Ve dedi ki Baki, ben temsilcisiyle görüştüm. O da dedi ki bana, biz Galatasaray'la görüşüyoruz dedi. Dedi, ne diyorsun? Doğru. Yani ama Almanya'dan ve İtalya'dan yani evet, hatırı evet. Sayılır üst sınıf takımlarda ona teklifte bulunmuşlar. Çok sayıda, yani 15'e yakın kulübün ilgilendiği bir oyuncu van den Boomen. Yani değerli bir oyuncu, yetenekli bir oyuncu, yani boşa çıkacak olması tabii ki cezbediyor kulüpleri. Galatasaray'ın ilgilendiği bir oyuncu. Fenerbahçe'nin ilgisi var oyuncuya, onu söyleyeyim. Van den Boomen'a. Dediğim gibi Avrupa'nın 5 büyük liginden çok sayıda talibi var. Yani Galatasaray uğraşıyor. Yani Galatasaray mutlaka bir 8 numara transferi yapmak istiyor. Hani Oliveira'nın varlığına rağmen oraya bir oyuncu alınması istedim. Hani Oliveira'nın performans son dönemde çok düştü. Yani ama sürpriz bir biçimde yollarına ayrılma ihtimali var mı Onur sence? Yok, hayır. Galatasaray Oliveira'dan vazgeçmiş değil kesinlikle. Anladım. Ama tüm sezonda onun sırtında geçmeyecek. Yani oraya mutlaka bir ikinci oyuncu alınması düşünülüyor ve Van den Boomen da bu isimlerden bir tanesi. Galatasaray görüşüyor şu anda. Kolay bir iş değil ama Galatasaray'ın arzu ettiği, Okan Buruk'un istediği bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Transferi hiç de kolay değil çünkü serbest bir oyuncu ama Almanya'dan, İtalya'dan elit takımlar onu istiyor ve tabii onun beklentisi, parasal beklentisi yüksekmiş anladığım kadarıyla. Doğru. Sizin gazetede bir haber vardı. Galatasaray mevcut yabancı futbolcu sınırlaması ile ilgili kural önümüzdeki sezonda devam edeceği için transfer politikasını değiştirdi. Mert Müller başta olmak üzere Cenk Özkaçar, işte Ozan Kabak gibi yerli futbolculara yönelecek diye. Bu konuda bugüne yansıyan somut bir gelişme var mı Onur? Somut bir gelişme yok ama Galatasaray'ın net bir şekilde transfer planlamasında yerli oyunculara olan ilgisini arttırdığını söyleyebiliriz. Çünkü yani ilk yerli sorumluluğu sürüyor. Ve biliyorsun Galatasaray'ın bu sezonun en büyük sorunu bu üç yerli problemiydi. Hep bir, bununla ilgili konuştuk yani defalarca. Mesela Sacha Boy giderse ilk düşünülen isim tartışmasının Mert Müller. Galatasaray yönetiminin planlaması ya da teknik eğitim planlaması bek pozisyonlarını yerli oyuncudan, en azından bir bek pozisyonu yerli oyuncudan bir yana kullanmak. Yani çünkü öbür türlü çok büyük bir sıkıntı çıkabiliyor. O yüzden de böyle bir şu anda çalışma var ama tabii ki hani olur mu olmaz mı, ne derece olur bu bilemiyorum. Galatasaray'ın planlamasında mutlaka yani bir yerli oyuncu takviyesi bence 2-3 tane olacakmış gibi duruyor. Şu anda gözüken bu. Mert Müldür onlardan bir tanesi. Başka hangi isimlerden bahsedebiliriz? Bir tanesi. Onun dışında da yine Cenk Özkaçar'ın ismi geçiyor. İşte Ozan Kabak konusu konuşulacaktır mutlaka. Çünkü Hoffenheim biliyorsun hükümet ismi adayı Bundesliga'da. Onun ismi gündeme gelebilir yeniden. İşte Berkay Özcan mesela Galatasaray'ın istediği bir oyuncu. Okan Buruk'un istediği bir oyuncu. Başakşehir'de değil mi Berkay? Aynen. O bir Galatasaray için alternatif olabilir belki. Ama yani bu konuyu net olarak söyleyebiliriz ki yani Galatasaray'ın en az 3-4 yerli oyuncuya olan ilgisi var. Ve 1-2 takviye yapılması gündemde şu anda tartışması. Sevgili Onur Özkan bu önemli bilgileri aktardı sizlere. Bu arada Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonu kullanılacak mı Onur? Kullanılacak. Çünkü hani bir ihtimal hani şey diyorduk yani yabancı serbest bırakılırsa acaba olmaz mı? Ama şu şartlarda Galatasaray için çok önemli bir oyuncuya dönüştü Kaan Ayhan. Çünkü birden fazla pozisyonu yedekleyebiliyor. Ve Galatasaray mutlaka Kaan Ayhan'ın opsiyonunu kullanıp bonservisini alacak. Onur var mı Galatasaray'a dair ekleyeceğim bir başka detay? Yani Kemal Bukaz'ın bunun açılışı yapıldı gördük. Onunla ilgili çok tatlı bir şey söylemek istiyorum. Yani evet. Galatasaray camiasının bir şekilde farkını ortaya koyan bir görüntü. İşte geçmiş yıllarda ne kadar sorun yaşayan teknik direktör, yönetici, başkan varsa hepsi bir araya geldi Galatasaray için. Mesela Adnan Polat ve Ünal Aysan yan yanaydı. Hı hı. O ibra sürecini sen çok net biliyorsun yani yaşananları. Burak Elmas ve Fatih Terim bir aradaydı. Onlar da biliyorsun ayrılık çok sancılı, krizi geçmişti. Fatih Terim, Ünal Aysal ayrılığı da çok krizliydi aslında baktığımız zaman. Hı hı. Ama bu isimlerin hepsi Galatasaray için bir araya geldi, Galatasaray için buluştu. Bu da Galatasaray camiasının bir özelliği aslında. Çok önemliydi bence o verilen o fotoğraf. Yani bu şampiyonluk yarışının bu kadar kritik bir sürecinde o bir güç birliği, bir mesajdı aslında.
Çok değerliydi bence o fotoğraf Galatasaray için. Evet, bütün eski başkanlar, hayatta olan başkanlar, eski sporcular hatta, değil mi? Eski ve yeni sporcular törendeydi. Sanırım Eylül'de, yani sonbahara doğru kaba inşaat bitirilecek değil mi? Kemerburgaz'da. Yani planlanan bu. Yani aslında başkanın ilk açıklaması Ağustos ayı gibiydi, evet. Ama Ağustos mümkün değil. Yetişmesi mümkün değil. Ya şimdi orada amaçlanan şu, yani tesisin tamamının bitmesi değil de A takım için ihtiyaç olan sahaların tamamlanmasından sonra önce bir A takımın oraya geçmesi. Hı hı. Ardından işte parça parça altyapı tesislerinin diğer tesislerin taşınması planlanıyor. Yani önce burada hedef A takımın tesisi, konaklayacağı yer ve sahalarının bitirilmesi. Ondan sonra diğer tüm tesisin tamamı komple floranın taşınması. Yani bu büyük ihtimalle önümüzdeki yılı bulacakmış gibi duruyor şu anda. Onur, çok teşekkür ederim aktardığım bilgilerden dolayı. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sonbahara yetişmesi gerçekten çok zor. Galatasaray eğer şampiyon olursa Şampiyonlar Ligi için ikinci ön eleme turundan başlayacak. Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalma mücadelesine. Dolayısıyla Florya'da başlayacak. Florya Metin Oktay tesislerinde çalışmalara başlamak durumunda. Kemerburgaz'ın da önümüzdeki baharda değil de kışa doğru bitme olasılığı daha yüksek olduğu için sanırım devre arasında Galatasaray futbol takımı, A futbol takımı bir değişiklik yapacak ve Kemerburgaz'daki Metin Oktay tesislerine geçecek. Şimdi Fatih Terim'i dinleyeceğiz. Fatih Terim de bugün Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinin temel atma töreninde yer aldı ve açıklama yaptı. Sayın Başkanım, değerli başkanlar, çok sevgili Galatasaraylılar, benim üstüme düşen forma. Formayı elinize aldığınız zaman çok hafif görünebilir ama renkleriyle, armasıyla, üzerine akıtılan teriyle çok ağır ve çok büyüktür. Özellikle de giydiğimiz için onun ağırlığını, onun büyüklüğünü gerek futbolculuğumuzda gerek teknik adamlığımızda çok fazla hissetmişizdir. Bu forma ben Galatasaraylıyım diyen herkesin bir gurur kaynağıdır. Bu forma adanmış hayatların umududur. Faruk Başkanımın ve Alp Başkanımın söylediği gibi Hasun Galip'ten, Ali Samiyen'den Florya'ya başlayan o unutulmaz ve uzun süren yürüyüşümüz Florya'da özellikle Galatasaray'ı çok büyük bir aile yapmıştır. Orada yetişen evlatlarımızın giydiği formalarla da Galatasaray akıttıkları terle de çok büyük başarılara imza atmıştır. Umarım yeni tesisimiz Florya'daki o birlikteliği, o aile hayatını yakalar ve burada Cumhuriyet'e layık bugünün 19 Mayıs'ın mana ve ehemmiyetini iyice hissetmiş bu formayı üzerinde terleten oyuncular yetiştirir. En büyük temennim budur. Bugün bizi burada davet eden ve bir araya getiren Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kendisine başarılar diliyorum, saygılar sunuyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Fatih Terim temel atma töreninde bunları söyledi. Değerli dinleyiciler, 15.30'da Bursa'da yapılan 4. koşuyu 7 numaralı at Ulu Bey kazandı. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki yeni tesislerinin temel atma töreninde Başkan Dursun Özbek de bir açıklama yaptı. Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Özbek, kimsenin hayalini bile kuramadığı hedefleri gerçekleştiriyoruz dedi. Bugün hem Türkiye için hem de Galatasaray için çok önemli gün. Bugün 19 Mayıs. Çok özel bir bayramı beraber kutluyoruz. Gençlik ve spor bayramını kutluyoruz. Ayrıca 19 Mayıs olarak da Galatasaray'ın yeni yerleşkesi olan Kemerburgaz'daki Metin Oktay tesislerinin temel atma törenini realize ettik. Tabii buna temel atma töreni dedik ama çok daha önceden planlamıştık temel atmayı. Deprem nedeniyle herhangi bir toplantı yapmayı uygun görmedik. Bugüne kadar bekledik. Bugün burada temel atma töreni adı altında bu beraber bir araya geldik ama şu anda gördüğünüz gibi binalar yükselmeye başladı. Burası Galatasaray Spor Kulübü'nün geleceğini inşa edeceğimiz yer. Bildiğiniz gibi seneler önce Florya'yı yapan abilerimiz, onları rahmetle anlıyorum, büyük katkı verdiler ve Florya'da bir aile havası, Galatasaray'ı bütünleştiren bir hava yarattılar. Zaman içinde bir futbolun büyüyen ekonomisi ve gelişen Galatasaray Spor Kulübü çerçevesinde baktığımız zaman Florya artık Galatasaray Spor Kulübü için yeterli olmamaya başladı. Onun üzerine Galatasaray Yönetim Kurulu olarak biz de
kulübün antrenman tesislerini ve birliklerini oluşturan tesisleri yapmak üzere Kemerburgaz'da inşaat faaliyete başladık. Burada stadımıza çok yakın olması büyük bir özellik. İkincisi, arazimizin büyük olması çok büyük bir özellik. Çünkü burada sadece futbol takımı ve akademi değil, diğer branşlarımızdan bazılarını buraya getirmek istiyoruz. Tabii Galatasaray'da bu tesisleşmenin yapılması çok önemliydi ve zaruriydi. Onun için de yönetim kuruluma, bütün camiama, genel kurul üyelerime ve emeği geçen herkese buradan büyük bir teşekkür gönderiyorum. Bize verdikleri destek için ellerine sağlık diyorum. Ama çok önemli bir şeyi de vurgulamak istiyorum buradan. Bugün bu davetimize gelen üyelerimizi, efendim sporcularımızı, teknik adamlarımızı, başkanlarımızı gördünüz. Çok önemli bir resim verdik bugün burada Galatasaray olarak. Galatasaray'a hizmet etmiş, Galatasaray'ı başarıdan başarıya koşturmuş başkanlarımızın hepsi bir aradaydı. Teknik adamlarımızın hepsi bir aradaydı. Sporcularımız buradaydı. Galatasaray'ın belki hasret duyduğu çok önemli bir fotoğrafı burada verdik. Onun için son derece mutluyum. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım özellikle böyle bir iklimi, bir sevgi topluluğunu burada Galatasaray'da yeşertmek ve yaşatmak için çok çaba sarf ettik. Bugün bu çabalarımızın boşa gitmediğini ve artık Galatasaray'da bir bütünleşmenin, dargınlıkların kalmadığı, kırgınlıkların kalmadığı bir bütünleşmenin meydana geldiğinin ilk işaretlerini görmekteyiz. Bunun devam etmesini diliyorum. Ben ve arkadaşlarım elimizden gelen her şeyi bu bütünleşmenin daimi olması, bu bütünleşmenin uzun yıllar Galatasaray'a fayda getirmesini diliyorum. Bu sene sonuna kadar tesisi, çünkü Florya'dan taşınmak zorundayız. Orada bir projemiz var. Onun için bu tesis bu sene sonuna kadar yetiştirmeyi planlıyoruz. Sene sonundan evvel buraya taşınacağız. Dursun Özbek de söyledi, biraz seyir etmek lazım. Sene sonuna kadar yetiştirilmesi planlanıyor. Tabii gecikmeler, olası gecikmeleri de göz önünde bulundurmak lazım. Değerli Nijer, Beşiktaş bölümümüzdeyiz. Beşiktaş Avrupa'dan çok sayıda teklif aldığından bahsedilen Jetson Fernandez ile ilgili bir temel karara sahip. Bu karar Jetson'un 20 milyon eurodan aşağı satılmaması yönünde. Çünkü biliyorsunuz Benfica ile yapılan anlaşmada bir sonraki satışından Benfica'nın %50 payı var. Yani eğer 20 milyon euro elde etmişse Beşiktaş bunun 10 milyon eurosunu Benfica'ya verecek. Şimdi bunu teyit ettim kulüp kaynaklarından. Jetson için bir teklif gelmiş. Gelen teklifte İtalya'dan Lazio bir teklifte bulunmuş Beşiktaş'a, ama Beşiktaş bu teklifi yeterli bulmuyor. Ama bunun dışında Ajax'tan tutun da Atletico Madrid'e kadar futbolcuyla ilgilenen kulüpler var, ama onlardan henüz teklif gelmemiş. Beşiktaş'ta teklif alan bir diğer futbolcu da Romain Saiz. Devre arasında da İtalya'ya gitmek istemişti ama istediği teklifi bulamadı. Bu dönem içerisinde ortalama olarak kabul edebileceğimiz İngiliz takımlarına gidebilir Romain Saiz. İki futbolcunun sürpriz ayrılığı olursa şaşırmamak lazım yaz transfer dönemindeki. Saiz'in bence ayrılığı sürpriz olmaz, ama Jetson'la ilgili eğer Beşiktaş'ın istediği para verilirse Jetson'un ayrılığı da söz konusu olabilir. Buna sürpriz diyebiliriz. Sevgili Süleyman Oktay, Beşiktaş'ın en başarılı dönemlerinde forma giydi bizimle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz Süleyman abi, merhaba. Hoş bulduk Özgürcüğüm. Ne haber, iyi misin? Çok nasıl teşekkür gidiyor? Ederim. Sağ olun, siz de iyisiniz umarım Süleyman abi. İyiyiz vallahi. Harika. Teşekkürler. Bayramınız kutlu olsun. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Hepimizin kutlu olsun. Bütün Türkiye'nin bayramı kutlu olsun. İnşallah bayramlarımızı daha mutlu şekilde, daha huzurlu ortamlarda, daha mutlu ortamlarda, daha özgür şekilde kutlamalar yaparak yaparız ve de önümüzdeki nesillere de bunu bu şekilde inşallah taşırız. Bu çok önemli Özgürcüğüm. %100 yani. Hakikaten %100 çok önemli. Çok önemli. Doğru söylüyorsun. Ama bütün bayramlar aynı şekilde, bütün bayramlar yani hepsini özgürce ve de huzurlu ve mutlu şekilde kutlamak nasip olsun inşallah yani. İnşallah temennileriniz gerçeğe dönüşür Süleyman abi. Ne diyorsunuz? Jetson için teklif gelmiş Beşiktaş'a. Bunu doğrulattım, öğrendim. Romain Saiz için de teklif gelmiş, ama Jetson performansıyla hiç kuşku yok ki Beşiktaş'a gerçekten çok büyük para kazandırabilir. Tabii Jetson iyi oynamaya başladı. Özgürcüğüm bu sezon iyi geçirdi sezonu. İyi maçlar çıkardı. Başarılı bir performans çizdi.
Eğer Gedson tabii ki gidecekse, giderse, kulübede bir gelir elde edilecekse verilmesinde tabii ki fayda olur. Önemli olan biraz da ticari bakmak lazım. Tabii ki Gedson'un yeri kolay doldurulacak gibi gözükmüyor. Çünkü müthiş bir fizik kondisyonu var. Hem defansta hem ofansta, yani 8 numarayı bu kadar iyi yapabilen bir futbolcuyu bulmak tabii ki çok da kolay olmayacak. Hı. Ama bir de gerçekler var. Para da çok önemli. Kulüplerin de durumu belli. Eğer iyi bir ücret veriliyorsa, iyi bir maaş veriliyorsa tabii ki gönderilebilir. Muhakkak onun yerine de yeri de doldurulabilir diye düşünüyorum yani. Evet. Ama Beşiktaş'ın Gedson gitse bile, gitmese bile, kalsa bile bir yaratıcı orta saha ihtiyacı var galiba, değil mi? Ne dersiniz? Tabii, kesinlikle. Kesinlikle. Hatta şampiyonluğa oynayan bir Beşiktaş'ın, ben onu daha evvel de söyledim. Şimdi Amir Ahmetoviç orada iyi gözüküyor ama ne kadar yeterli olur uzun vadede, önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir Beşiktaş'ta ne kadar orayı doldurabilir? İşte orada da biraz tereddüt var. Çünkü biz o bölgede yıllardır Atiba'yı seyrettik. Aynı zamanda Josef'i seyrettik. Yani şimdi Ahmetoviç'e baktığımız zaman bunların ikisinin de performansında olmadığını görüyoruz bir defa çok net olarak. Hı hı. Şu an takım içinde takım oyunu oynayan bir Beşiktaş'ta Ahmetoviç de görevini yapıyor. Ama yarın öbürsü gün daha mücadeleci bir lig maratonunda, daha mücadeleci maçlarda Ahmetoviç orayı defansın önünü ne kadar kapatır, oradaki servisleri, top organizasyonunu, takım organizasyonunu, pas organizasyonunu daha doğrusu ne kadar yapıp da şampiyon bir olabilecek bir Beşiktaş'ın ön liberosu olabilir diye düşünüyorum. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Değerli Nijer, programımıza, Beşiktaş bölümümüze devam ediyoruz. At yarışından önce olduğu gibi bir kez daha sevgili Süleyman Oktay bizimle birlikte. Süleyman abi, tekrar hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk Özgürcüğüm. Beşiktaş bu hafta Adana Demirspor'la deplasmanda oynayacak. Pazar günü düzelterek söylüyorum. Zor bir karşılaşma. Beşiktaş kazanmak istiyor tabii. Belki Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçında puan kaybı Beşiktaş'ı ikincilik konusunda avantajlı konuma getirebilirdi ama hala iddiasını koruyor Beşiktaş. Ne dersiniz? Nasıl bir maç bekliyor deplasmanda Adana Demirspor'la Beşiktaş'ı? Vallahi Adana seyircisi güzel bir maç seyredecek diye düşünüyorum. Tabii biz de televizyonlardan seyredeceğiz. Çünkü iki takım da ofansif futbola önem veriyor ve de futbolu güzelleştirmeye çalışan hocaların takibinde olan iki takım. Yani Şenol Hoca da hem güzel futbol, ofansif futbol oynatıyor. Montella da aynı şekilde. Adana Demirspor ve bu sezon çok başarılı, çok iyi futbol oynuyor. İyi de kadrosu var. Yani 4-4'lük bir maç olacağını düşünüyorum Özgürcüğüm. Yani bol gollü olacağını düşünüyorum. Yani tabii Beşiktaş gelecek olursak önümüzdeki senenin hazırlıklarını da ve de takım planlamasını da aynı şekilde Şenol Güneş tabii ki bir yandan yapıyor diye de düşünüyorum. Çünkü bu sene Beşiktaş'ın gelebileceği en iyi nokta burasıydı. Çünkü çok çalkantılı bir sezon geçirdi Beşiktaş. Hocalar değişti. Ve Şenol Hoca'nın da getirebileceği en iyi nokta burasıydı ve de o da getirdi. Yani neredeyse şampiyonluğa bile oynatabilecek şekilde bir Beşiktaş yaptı ve başarılı bir sezon olarak Şenol Hoca'ya yazabiliriz. Tabii ki önümüzdeki sezon çok önemli olacak Özgürcüğüm. Yani önümüzdeki sezon Beşiktaş'tan bütün camia şampiyonluk bekleyecektir ve de böyle bir takımı seyretmek isteyecektir. Ama belirtilerini bu sezon çok net gösterdiler. Önümüzdeki sezonda bu başarılarıyla da devam edeceğini düşünüyorum ben Beşiktaş'ın.
Sevgili Süleyman Oktay bu tespiti yaptı Beşiktaş'la ilgili olarak. Bu dönemi Şenol Güneş yeniden yapılandırma konusunda önemli adımlar atarak geçirdi. Tabii bu arada Cenk Tosun'un sözleşmesi uzatılıyor. Cenk Tosun'un bir yıl opsiyon maddesi vardı. Bu devreye sokuluyor. Ayrıca ekstra iki yıl daha sözleşme yapılıyor kendisiyle. Ne dersiniz? %100 doğru bir karar olarak nitelendirebilir miyiz? Tabii doğru karar. Çünkü Cenk Tosun performansının iyi olduğunu bu sezon hepimize gösterdi. Hı hı. Yani Cenk Tosun'da bir düşme yok. Önümüzdeki sezonda değişik bir şey olmaz. Yine gollerini atmaya devam eder büyük ihtimalle. Ve de şu da çok önemli. Biliyorsun büyük takımlarda artık son yıllarda müthiş sirkülasyonlar oluyor Özgürcüğüm. Yani 3-4 sene 5 sene kalan futbolcu sayısı nispeten çok azaldı. Azalıyor. Ve de takım kaptanlığı açısından da Cenk Tosun bu takımın başarıyla takım kaptanlığını yapacak bir golcüsü olarak bu da önemlidir. Yani takımın eskilerinin de o takımda kalması hem gençlere hem yeni gelen futbolculara ve takım içindeki düzen için ve disiplin için de çok faydalı olur. O bakımdan da Cenk'in kalması hayırlı olacaktır diye de düşünüyorum yani Beşiktaş için. Peki. Ağzınıza sağlık. Var mı ekleyeceğiniz son bir şey? Yok, sağ ol Özgürcüğüm. Kolay gelsin sana. Eksik olmayın. İyi günler diliyorum, iyi yayınlar. Tekrar görüşmek üzere, sağ olun. Sayın Süleyman Oktay bizimle birlikteydi Beşiktaş bölümümüzde. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Laf lafa açıyor. Bu bölümümüzün daimi konuğu sevgili Mithat Halis bizimle birlikte. Mithat abi günaydın, merhaba. Günaydın Özgür, merhabalar. Günaydın Mithat abi. Bu kez nerede uyandınız Mithat abi? Şimdi U17 Avrupa Şampiyonası'na bakıyoruz işte. Bu Macaristan'da yapılıyor. Evet, Budapeşte'de. Budapeşte'nin yanında ve Debrecen'in yanında 16 takım katılıyor. Biz son anda kaybetmiştik. Almanya'ya 3-2 yenilip Almanya'ya aman kuvvetli takım. İspanya'yı yenebilirdik. O İspanya maçı da beraber bitmişti. Bizim onları da seyretmiştim ben. Antalya yakın yerde yapılmıştı. Emirhan'ın sahalarında. Evet. Bir de yani o zaman bizim U17 takımımız da epey iyiydi. Yani parmak ucuyla kaybettik diyelim yani İspanya'ya. Çünkü o şey maçlarından oradan 2-2'ye giremedik daha doğrusu. Almanya ile İspanya bizim önümüzde geldiler. Almanya zaten favorisi bu şeyin. Çünkü çok kuvvetli. Almanlar daha mı iyi? Çok kuvvetli bir 17 takımları var. Yani bölüm bölüm diğer takımlar da iyi tabii. Fransa kuvvetli. Polonya'nın takımı fena değil. Slovenya dün Sırbistan'ı yendi. Çok iyi gözüktü. Hırvatistanlarla şeyler de var. İngilizler de var. Yani iyi bir turu oldu. İyi bir 17 Avrupa Şampiyonası oluyor. İlk gün maçları bitti. Cumartesi pazarda ikinci maçlar oynanacak. Harika ne güzel. Ama çok iyi futbolcular var Özgür. Öyle mi? Hani tabii şimdi diyorsun bir tane sol bek mesela Hollanda'dan sol beki. Milan asıyorum. Genç ve alternatif ikinci, üçüncü sırada bir sol bek arıyor. Hı-hı. Rahatlıkla söyleyebilirsin. Milan takımına. Twente. Tabii Twente'de oynayan Hollandalı Ross diye 5 numaralı oyuncu. Yani büyük oyuncu olacak zaten belli sol bekte. Daha 2006 doğumlu daha. Düşünebiliyor musun? Yani geleceksin, seyredeceksin, bunları not edeceksin. Ondan sonra kafana yazacaksın bunları. Bunlardan çıkar oyuncu. Ötekilerinde geç bu. Ya bak şu 17 takımı bile geç kalıyorsun. Niçin? Orada İsviçre'nin bir tane santroforu var. Mönchengladbach almış şimdiden. Yeni Lukaku yani Üzgür. Hmm. Yeni Lukaku var ya. Ona tekme atıyor, buna kafa atıyor. Gidiyor. Yani adam gidiyor şeyler. Topu da tuttu. Maçın hakimi yani topa hakim olan, oynayan Hollanda. İsviçre'de iki tane forvet oyuncusu var. Zenci kardeşlerim benim. Benim zenci kardeşlerimi tutamıyorsun. 10 numara Rodrigo ile. O şeyde oynuyor daha. Basel'de oynuyor. Hmm.
Bir tane stoperleri var. O da 2006 doğumlu. 2-3 maç yapmış Basel'de. Birinci takımda. A takımda. Stoper rolü. Tobi. A takımında oynamış yani. Zaten bu bizim Trabzonspor nasıl onları eleyemedi hala affetmiyorum. Basel çok kötüydü. Sonra devre arasından itibaren bütün takımını aşağı yukarı oyun anlamında da ve şey anlamında da değiştirdi. Alman hoca geldi, Fogel diye. O takımın şeyini tamamen değiştirdi yani oyun şeklini. Ve oyuncuları da gönderdi, eski oyuncuları. Yeni genç oyuncular da dün akşam yani son saniyede yedikleri gollen Fiorentina'ya elendiler yani. Bir şeyler gösteriyorlar İsviçreli kardeşlerimiz. Ya şunları bile örnek alamıyoruz yani. Bak yani bir sene içerisinde adamlar ne kadar büyük değişiklikler yaşıyorlar yani. Kötü takımların hocasını gönderiyor, oyuncularını gönderiyor. Yerine getirdiği oyuncular çok iyi oynuyor. Zaten sezon başında Diouf diye bir oyuncuyu Rennes'den kiralamışlardı, 2003 doğumlu. Orta sahanın oyuncusunu olarak şey oynatıyor. O 19 Avrupa Şampiyonası'nda seyretmiştim ben. İki tane renli oyuncu çok iyiydi. Fransa milli takımının. Yani bunları geleceğini seyredeceğiniz, bunlar da karar vereceksiniz. Ya ne uğraşıyorum ben, o zaten onları hem Fenerbahçe hem Beşiktaş hem de Galatasaray ve özellikle Trabzonspor bu yaşlı oyuncuları alınca yani sinirlerim tepeme çıkıyor yani. Bunların hakkında şimdiden karar vereceksin. Yani düşünebiliyor musun? O 17 takımında bile geç kalmış oluyorsun. Çünkü yani o zaman bile 15-16 yaşlarındaki oyuncuları liglerinde seyrediyorlar. Çünkü İsviçre'de oynanan bir lig var. Avusturya'da oynanan bir lig var. Hollanda'da zaten oynanıyor. Almanya en iyisini oynuyor. Bu yaş grupları liglerinin en kuvvetli olduğu yer Almanya. Almanya'nın her tarafını taklit ediyoruz. Bir tek bu yaş gruplarındaki amatör takımlara verdikleri önemi kavrayamadık. Amatör takımlardan oluşuyor futbolcu sayısını. Biz amatör takımları kapatıp profesyonel yapıyoruz. Üçüncülük adamın da parasını vermiyoruz. Profesyonellikten alakamız yok ama takımın ismi profesyonel. İkincilikimiz profesyonel, bizim üçüncülükimiz profesyonel. Ya bizim birincilik bile profesyonel değil. Bırakın dört büyükler bile profesyonel değil. Bursa Spor'u zaten kabul etmiyor mu da amatör kümeye düşüyor. Eskişehir gibi gidiyorlar zaten. Yani bu kafayla gitmemeleri mümkün değil. Yani bu kafayla gitmemeleri mümkün mü? Evet. Yani soyup soğanı çevirmeye gelmişler takımlarına. Bak soyup soğanı çevirmeye gelmişler. Ceplerinden bir lira para çıkmaz bunların. Bu yönetici dediğin adamların hiçbir tanesinin cebinden kahve parası çıkmıyor, inan Özgür. Doğrudur, tahmin edebiliyorum. Bak kahve parası var ya, bir adam kahve ısmarlar ya. Yolda gördüğün arkadaşına. Tabii canım. Onu da yapmıyorlar ya. Yani bu kadar, yani maalesef, yani bu vaziyetteler. Bu kafayla olan adamdan bir şey olur mu? Olmaz tabii. Olmaz, hala bunlar yönetiyor Özgür. Yani hep kişisel zenginleşme aracı olarak kullanılıyor kulüpler. Tabii ki. Evet. Tabii ki. Yani o zaten çok kamunun malları bunlar son itibariyle. Bütün şehir takımlarımızda veyahut amatör takımlarından profesyonel takımlarına kadar herkes kamunun malı. Ben isterse Vanlı olayım, isterse Karslı olayım, isterse Çerkez olayım, Abaza olayım, bilmem ne olayım. Türkiye sınırları içerisinde yaşadığım sürece, vatandaş olduğum sürece bunlardan hesap sormaya hakkım var benim. Evet. Senin ne işin var? Niye sana ne karışıyorsun? Sana ne diyor bana adam ya? Sen misin kulübün başkanı diyor. Sen misin diyor bilmem nesin. Sana ne diye bir şey mi var? Senin babanın malı mı? Aynen öyle. Adama sor. Kimse sormuyor ki. Kardeşim bu senin babanın malı mı? Hakemlere de soracaksın. Hata yapmayacaksınız. Hata yapanı gönderiyorsunuz. Temizlik yapacaksınız. Hiç temizlik yapmıyorlar. Her gün hakemlik konuşulur mu? Ya bir sezonda ben bilmiyorum kaç sefer MHK değişiyor ya. Evet. Özgür, bunlar sağlam bir ayakkabı olsa. Üç kez değişti mesela. Tabii kimse değişir mi ya? Evet. Sağlam bir ayakkabı olsa. Bunlar hiçbir tane sağlam ayakkabı değil. Birbirlerini değiştiriyorlar. Ondan sonra bize ne işe yapıyorsunuz? Yahu sizi değiştirmekten sorun çözülmüyor ki. Temel sorun, problem nereden kaynaklanıyor? Ya dürüst değilsiniz. Dürüst değilsiniz. Dürüst olsanız sizi kimse oradan göndermez. Bu memleketin
kim yönetici olarak gelirse gelsin düzgün insanlara ihtiyacı var. Ve o, yani bu işini bilen hakikaten profesyonel adamlara ihtiyacı var. Bunların gibi bir tanesi yok Özgür. Bana gerizekalı olur Özgür. Evet. Yani çünkü sen düzene ayak uydurmadın ya. Hı hı. O dümenden gitmediğin için hemen seni gerizekalı yapı veriyorlar yani. Deli derler, aptal derler, bu okumuş çok biliyor derler, tamam mı? Hı hı. Sen bunu hiç yerine yanaştırma derler. Evet. Hemen seni oradan ekahte derler, tamam mı? Hı. Yani çünkü kendi düzenleri var. O aptal düzenlerini bu şekilde devam ettirmek için. Maalesef bak nereden nereye geliyoruz. Hı hı. Ya sen babanın parasını mı harcıyorsun? Şuralara gelin. Bir kere bak altyapı sorunumuz, amatör takım sorunumuz çok büyük. Futbolcu sayımızı arttırmamız lazım. Futbolcu sayısını Almanya neyle çoğaltmış veyahut Hollanda amatör takımlarla. Hı-hı. Oradaki yani futbolcuların %99.99,9'u amatör. Yani lisanslı futbolcuların çoğu amatör günü, cumartesi ve pazar günleri Kneipe Mannschaft diye bir şey var. Kneipe bu birahanelerin ismine Kneipe derler Almanya'da. Hı-hı. Yani oradan sarhoşlar ayısında oynadıkları bir lig bile var. Eğer bu lig kadar bak bu lig kadar o Almanya'daki o lig kadar biz düzgün değiliz Özgür. Ne hakem açısından sabah 10'da hem o sarhoş futbolcular geliyor, o şeydeki Kneipe'nin futbolcuları geliyor, hem hakem geliyor, tamam mı? Hem yan hakemleri geliyor ve federasyon hepsinin parasını da ödüyor. Vay be. Bak, parasını ödüyor masraflarını tamamen. Tabii bu hakemler geliyor Özgür. Hakemlere para veriyorlar 50 euro az para mı yani? Doğru. Yani o anlamda işte neyi anlatmaya çalışıyoruz? Nereden bir yere örnek almaya çalışıyorsun? Örnek almaya çalışacağın ülkenin son itibariyle ilk önce amatör ve altyapılarını zaten söylemiyorum. Altyapılarının şeyi mükemmel. Adamlar 30 seneden beri doğru dürüst maç saatlerini değiştirmemişler. Sahalarını değiştirmemişler. 30-40 seneden beri. Hep aynı. Liglere aynı. Birincilik, ikincilik, üçüncülük isimleri var. Onları değiştirmiyorlar. Bölgesel ligi diyorlar. Bölgesel amatörlük diyorlar. Hepsinin şeyi ayrı ayrı. Ve hepsinin altyapıları var. İnsanlar oraya zevkle gidip çocukların top oynamasını seyrediyorlar. Yani çocuklarını oraya götürüyorlar, para almıyorlar. Hı. Üstüne hiçbir tanesi para almıyor onların bir de. Bu, düşünebiliyor musun? Amatörlük bu ne denir işte. Ama o insanları yani spor yapsınlar diye, sağa sola bulaşmasınlar diye, vücutları sağlıklı olsun diye hem gençler hem yaşlılar yani bunu yapıyorlar. Bunun bir anlayışı var. Bu kültür. Doğru söylüyorsunuz. Bu kültür bizde yok. Bu kültür, bırak spor kültürünü Özgür, bir genel kültürümüz yok yani. Hı-hı. Yani bunun oturduğun zaman, sohbet ettiğin zaman adam tenisten de bahsediyor, araba yarışlarından da bahsediyor. Çünkü onun ulaşabildiği, bak gazeteler var ya, o gazeteleri kapatıyorlar, ben sinir oluyorum. İnternetten her şeyi öğrenemez. Hı-hı. Gazetede okuyun, dergide okuyun. En önemli şeyler onlar. Çünkü oturup bir yerde kitap da okuyun, açın. Öyle bir tabletlerin içerisinde gözünüzün yarısı bir tarafta, bir şeyin kafanızın bir tarafı, yarısı bir tarafta olmuyor. Olmaz. Olmaz. Adam gibi hem kahvenizi için, hem kitabınızı okuyun, hem derginizi okuyun. Yani başka bir şey. Böyle insanlara onu anlatmak zorunda kalıyoruz. Bak, bu 17 Avrupa Şampiyonası'ndan nerelere geldik? Problemlerimiz nerede? Maçlardan bahsediyoruz. Doğru. Bak bir tane sol bekten bahsettik. Yok, diyoruz ki sol beke Milan'a diyoruz ki al Hollanda'nın Twente'de oynayan sol beki. Gerçekten o Hollanda'nın Twente takımında oynayan sol beki dediniz mi Milan'a? Söylediniz mi Mithat abi alın diye? Söyledim tabii. Oturdum al. Yerden attım mesajı. Ha, attın. Ne diyorlar? Ne diyorlar? Yok daha bakacak yerde. Atıyorum yani adamın seviyesini söylemek için söylüyorum. Anladım. Yani orada da oynayabilecek o seviyede de bir oyuncu var demek istiyorum. Yani. Anladım dediğiniz. Yani onu bir esprim mahiyetinde de söylüyorum ama adam 2 numara arıyor, 3 numara arıyor. Git oradakini al. Yani onun o kapasitesi var.
Hakikaten gir bak bakalım, şimdi Twente'de oynuyor çocuk. Dün bir maç oynadı. Ya zamanlamaları mükemmel. Fizik mükemmel. Yaptığı ortaların hepsi yerli yerine. Presiz. Presiz ne demek? İşte gönderilmesi gereken yani, yere. Evet evet, isabetli. Abi, isabetli. Yani onu yani o şekilde. Bir de ters kademelere girişleri var. 200 kademi zaten yapıyor. Bu daha 2006'lı. Hmm. Hollandalı çocuk. 2-0'da kaybettiler maç. Önemli değil. İsviçre'de de iki tane santroforu. 9 lan 10 numara. Birisi Mönchengladbach'da oynuyor. Birisi Basel'de oynuyor. Hmm. Onların da stoperlerin bir tanesi çok iyiydi. Türkiye'de şimdi sizi dinleyenler belki de bunları izlemeye başlayacaklar. İzlerler mi? Ne dersiniz Mithat abi? İzlesinler ne olacak? Alacaklar mı? Doğru. Anladın. Doğru. Onlar gidecekler, neden para çalacaklarsa. Tabii neden para çalacaklarsa onu alırlar. Anladım. Ben şimdi ben söylüyorum Özgür, benim söyleyeceğim adama 305 lira verecek. 200 lira adamla uğraşacaksın burada. 200 lira uğraşacaksın tabii, evet, adamını geliştirmek için. Ondan sonra 200 lira nasıl beklesin o? Oho, ben onu söyleyince kadar 200 lirayla bir de hangisini çalacak? 200 lira işine de gelmiyor onun. Doğru. Şöyle gitsin oynamayan yaşlı maçlı bir tane adam ismi var diye falan böyle. Bunun ismi çok iyi abi. Sen bunu tanıyor musun? Müthiş futbolcu. İdi. Hepsi geçmişte kalmış. İdi. Tabii eskiden. İdi. Bize isimli adam lazım. Bir de anlatıyorlar. Bize isimli adam lazım. Ne yapacaksın isimli adamı? Kızını mı evlendireceksin? Peki. Yok. Ondan sonra boylu postlu oldu. Kısa boylu adamı da almazlar. Doğru. Mithat abi, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ederim verdiğiniz mesajlardan Hadi dolayı. Son derece önemliydi mesajlarınız. İyi geceler dilerim. Teşekkür ederiz. İyi geceler. Sevgili Mithat Halis, bu bölümümüzün daimi konuğu, yine esti gürledi. Önemli mesajlar verdi ama bizim de tabii onunla aramızdaki espri ilişkisine istinaden işte merhaba demek yerine günaydın diyoruz. İşte kapatırken iyi geceler diliyoruz. Bu espritüel bir hava katıyor sohbetimize. O bakımdan böyle söylüyorum. Yeni dinleyenler şaşırmasın diye bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim. Laf lafa açıyor. Bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik. Hepinize mutlu hafta sonları. Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi.